Birazdan Armağan Gözkoman'la konuşacağız. Bu arada izleyicilerimizden birkaç mesaja bakayım. Nazan, bunu okudum. Yıldız Menekşe diyor ki artık bombanın pimini çekmiş. Elinde patlayacağını bilen kişiler gibi oturuyoruz diyor. Neriman Gezici, Muharrem Tamer Yılmaz bizimle birlikte. Saime, Necati Öztürk, Selma Güven. Çok çok teşekkürler yazdığınız mesajlarla bizimle birlikte olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Dilek Zal. Her zaman olduğu gibi yine bizimle birlikte. Semra Bulgurcu, Zeynel abim inadına, Cumhuriyeti inadına laiklik diyorum ve izliyorum. İçten selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsunlar efendim bizimle birlikte oldukları için. Profesör Doktor Armağan Gözkoman bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi 17. günün bilançosunu bir şekilde yaptık. Son bilgi... İsrail kara harekatına ABD'den gelecek destek sonrası başlayacağını iletmiş ve daha sonra ve ertelediğini söylemiş. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii sürekli olarak bir erteleme durumu var. Hepimiz farkındayız. Bu daha önce de konuştuğumuz şekilde aslında aynı anda birkaç tane hedefin gerçekleştirilmesiyle ilgili bir durum. Yani çok net söyleyelim. Defalarca da söyledik gerçi ama bir kere daha altını çizelim. İsrail hala daha savaş planı yapmaktadır. Farkındasınız, sizler yayınlarınızda paylaşıyorsunuz. Hala daha saldırı timinin, daha doğrusu kara unsurlarının güçlendirilmesi söz konusudur. Çünkü çok çok büyük iki tane problem var aslında. Biri esirlerle ilgili. Esirler çok sayıda, 200 civarı veriliyor biliyorsunuz. Ve dağınık bir şekilde bulunuyorlar Gazze içerisinde. İkincisi de bu defa aslında İsrail hani 1948'de devlet olarak kurulduğundan beri verdiği en büyük sınavı veriyor diyebiliriz. Yani 1973'teki Yom Kippur Savaşı da aslında onun için son derece sıkıntılı başlamıştı biliyorsunuz. O dönemde savaşın başladığı, yani 1973'te İsrail'e yönelik toplu saldırının, bir Arap Birliği şeklinde başlatılan saldırının tarihi tam da tatil gününe denk gelmiş ve o dönemde yine İsrail'in belirli bir güvenlik zaafıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmişti. Çünkü bir hareketlenme olduğunu o dönemde özellikle Amerikan İstihbarat Servisi İsrail'deki meslektaşlarıyla paylaşmış olmasına rağmen İsrail bunu ciddiye almamış ve bedeninde aslında belirli bir şekilde ödemiştir. Yani can kaybıyla ödemiştir. Her ne kadar sonradan operasyonu kendi lehine çevirebildiyse de o dönem için biliyorsunuz Golda Meir'in de, yani başbakanın da görevden ayrılmak zorunda kaldığı sancılı bir süreç söz konusu olmuştur. İsrail için şimdi bugüne gelip baktığımızda tabii dediğim gibi iki temel probleme dikkat etmek lazım. Bunlardan biri esirlerle ilgili ise, diğeri de İsrail bu operasyonu başlattıktan sonra İran tarafına dönüp bakıyorum. Gerek İran'ın müdahale olasılığı, gerekse bizim uluslararası ilişkiler terminolojisinde vekil savaşları dediğimiz durumun yaşanma olasılığından ötürü ve bu olasılığın son derece yüksek olmasından ötürü İsrail aslında ciddi ikilemlerle karşı karşıya. İsrail bu saldırıyı, bu operasyonu, kara operasyonu başlattıktan sonra mutlak anlamda bir zafer elde edemeyecekse bu harekatı başlatmamayı tercih edecektir. Şöyle özetleyeyim isterseniz, halkta kesinlikle ve kesinlikle bir harekat, bir kara harekatı isteği olduğu için ve Tel Aviv bu anlamda aslında çaresiz olduğu için başlatacağı harekatla ilgili olarak özellikle istihbarat anlamında, yani hangi hedeflerin ne kadar sürede ortadan kaldıracağı, ki Gazze içinden bahsediyorum dikkat ederseniz, tünellerin var olduğu bir Gazze'den bahsediyorum. Daha önce bu konuyu konuşma fırsatına sahip olmuştuk. Hemen özetleyeyim değerli izleyicilerimiz için. Gazze ciddi bir şekilde, yani İsrail'in başlatacağı kara operasyonu anlamında Gazze aslında 4 tane bileşenle, 4 tane unsurla sürdürülecek bir kara operasyonuna hedef. Şöyle söyleyeyim hemen, yerin üstünde, yerin altında, deniz ve hava unsurlarını aynı anda kapsayacak bir harekattan bahsediyoruz. Yani işte İsrail açısından son derece sıkıntılı olan durum budur. Ben duyamadım sizi. Pardon. Tekrar alayım. Sadece bunun adı kara harekatı değil, topyekün harekat şeklinde aslında belki adlandırılabilir. Aslında öyle. Çok haklısınız. Ben özellikle teşekkür ederim. Çünkü kara
operasyonu, kara harekatı dediğimizde diğer bileşenleri göz ardı etmiş oluyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka güçlendirici bir hava unsuru gerekecek ve bakın çok net olarak tünellerde savaşabilecek özel timler gerekecek. Bu sadece tankları bölgeye sürmeyle alakalı değil. Şimdi değerli izleyicilerimiz için ilginç olabilecek bir kıyaslamayı yapmak isterim. Bundan 20 sene önce Hamas roket atar kullanırken 1 kilometrelik menzili etkili bir şekilde vuran, sonrası için garanti veremeyen roketler kullanıyordu. Bugün 150 kilometre menzilli roketlerle saldırıyı gerçekleştirmiştir. Yani 7 Ekim'in İsrail açısından bir facia olmasının temelinde sadece daha önce hep konuştuğumuz güvenlik zaafı, işte duvarın geçilmiş olması, evet, bu demir kubbe adı verilen füze savunma sisteminin yeterli bir şekilde çalıştırılamamış, işletilememiş olması değil, aynı zamanda Hamas'ın zaman içinde kazandığı askeri anlamda, yani çok net olarak askeri anlamda diyorum burada, adeta bir ordudan bahseder gibi, Hamas'ın zaman içinde kazandığı askeri operasyonel yeterlikler de tabii ki çok büyük bir rol oynamıştır. Bunların altını çizmek lazım ve dediğim gibi göreceğiz hep beraber maalesef 4 tane bileşenden oluşan ve son derece de tabii ki ağır zayiat söz konusu olacak her iki tarafta da böyle büyük bir operasyon hazırlığı içerisinde İsrail. Sorunuza dönüyorum. Sorunuzun ana noktasına dönüyorum bunları söyledikten sonra. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağı destek aslında iki şekilde okunmalı. Bir, destek evet askeri olarak, yani gerek İran'dan gelebilecek sınırlı bir roket saldırısı, gerek tekrar ediyorum vekalet savaşı dediğimiz, yani İran doğrudan dahil olmayacağı ama bir anlamda vekaletini almış bir şekilde çatışmaya katılacak olan, örneğin İslami Cihat gibi oluşumlar veya Irak'taki milis gruplar, biliyorsunuz İran tarafından desteklenen, güçlendirilen, beslenen diyeceğim eğer bu kelimeyi kullanmak mümkünse, bu tür gruplar var. Bunların dahil olacağı son derece yoğun bir çatışma ortamında doğrudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bölgeye gönderdiği saldırı grupları uçak gemileri aracılığıyla vereceği destek var. Fakat şunu da düşünmek lazım. Perde arkasında ya da satır aralarını okurken veya zihinlerde İsrail karar alıcılarının, özellikle askeri karar alıcılarının zihinlerinde son derece önemli bir yer kaplayan bir başka noktayı daha hatırlamak lazım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ana kadar elde edilen, gerek sizin istihbarat birimleriniz tarafında, gerekse bizim istihbarat birimlerimiz tarafında elde edilen verilerin sağlıklı bir şekilde bir katliamın dünyanın gözünün önünde gerçekleşmeden böyle bir operasyona lütfen ekoyu...